3. yayınımızda tekrar sizlerle beraberiz. Bu yayını ve devamında yapmayı düşündüğüm yayınları öncelikle mesleğe yeni başlayacak ve yeni başlamış olan avukatlar ile iş davası ile ilgili olan herkese faydalı olmak inancı ile yapıyorum. Önceki yayınlarda dava dilekçesini hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmiştim. İyi hazırlanmış bir dava dilekçesinin size davayı kazanmakta çok yardımcı olacağını unutmayın. Özetlemek gerekirse, dava dilekçesine davacının işe giriş ve çıkış tarihlerini, hizmet süresini, çalışmasının kesintisiz olup olmadığını, iş akdinin kim tarafından feshedildiğini, çalışma saatlerini, iş yerinde yemek ve servis imkanının bulunup bulunmadığını, düz bir işçi mi yoksa yetenekli bir işçi mi olup olmadığını, hangi işleri yaptığını, ücretinin nasıl ödendiğini, eğer asgari ücret üzerinde ücret alıyorsa emsal ücret araştırması talep ettiğinizi, haftanın kaç günü çalıştığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışma şeklini, yıllık izin kullanıp kullanmadığını, hangi alacakları kısmi dava, hangi alacakları belirsiz alacak davası olarak açtığınızı, hesaplamaların giydirilmiş ücret üzerinden yapılmasını talep ettiğinizi, taleplerinizin net veya brüt olduğunu, faiz talebinizi ve son olarak da delillerinizi yazmayı unutmayın. Sıra geldi cevap dilekçesine. Cevap dilekçesinde olması gerekenlerden bahsetmeden önce iş davalarında işçinin, boşanma davalarında kadının 1-0 önde başladığını unutmayın. İş davalarında işveren vekili olmak, işçi vekili olmaya göre daha zordur. Bu nedenle iş davalarında işveren vekili olarak cevap dilekçesini hazırlarken daha titiz davranmanız gerekiyor. Dolayısıyla işiniz davacı vekiline göre daha zordur. Cevap dilekçenize yazmanız gereken ilk husus, ilk kelime zaman aşımı itirazında, zaman aşımı defiinde bulunmak olmalıdır. Bunu mutlaka cevap dilekçesinin başına yazmanız gerekiyor. Şayet zaman aşımı defiinde bulunmazsanız o takdirde müvekkilinizin yani davalı işverenin zaman aşımına uğrayan kalemlerini de ödemek zorunda bırakırsınız. Bu da müvekkilinizin yani davalı işvereninin zararına olan bir hareket olur. Zaman aşımı defiinden sonra yazacaklarınız işverenden alacağınız bilgi ve belgelere göre olmalıdır. Şayet dava dilekçesinde hizmet süresi yanlış ifade edilmiş, işe giriş ve çıkış tarihleri yanlış yazılmış, ücreti yanlış yazılmış, çalışma saatleri yanlış yazılmış, işçinin haftada kaç gün çalışıp çalıştığı konusunda yanlış beyanda bulunulmuş, ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışma şeklinin yanlış olduğu anlaşılmış ise o takdirde dava dilekçesinde bunların yanlış olduğunu, iddiaların gerçek olmadığını belirtebilirsiniz. Şayet elinizde imzalı ücret bordrosu varsa, yani işveren tarafından ücret bordroları işçiye her ay muntazam olarak imzalatılmış ise o takdirde işiniz kolaylaşacaktır. İmzalı ücret bordrosuna dayanarak işçinin ücretinin, aginin ve fazla mesaisinin, ulusal bayram ve genel tatil günleriyle hafta tatili çalışmalarının ödendiğini ispatlayabilirsiniz. Bu takdirde davacının bu taleplerinin reddine karar verilmesini de sağlamış olursunuz. Bu nedenle işverenin elinde bulunan belgeler çok kıymetlidir. Yıllık izin konusunda şayet elinizde imzalı bir belge yoksa bu konuda dava dilekçesine yazacağınız kelimelerin, beyanların hiçbir önemi yoktur. Çünkü yıllık izinin kullandırıldığı
davacının imzasını taşıyan yıllık izin belgesiyle olabilir. Eğer elinizde bilgi, belge yoksa o zaman dava dilekçesini hiç uzatmadan davacının taleplerinin haklı olmadığını, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, alacakların bulunmadığını belirterek cevap dilekçenizi kısa bir şekilde sonlandırabilirsiniz. Cevap dilekçenize yazacağınız hususların yazılı belge ile desteklenmesi gerektiğini de unutmamanız gerekir. Bir diğer önemli husus, cevap dilekçenizi mutlaka 2 haftalık yasal sürede vermeniz gerektiğidir. 2 haftalık yasal süreyi geçirdikten sonra vereceğiniz cevap dilekçesinin hiçbir kıymeti yoktur. 2 haftalık yasal sürede cevap dilekçesini vermediğiniz takdirde artık davayı tamamen davacının delillerine göre devam etmesini sağlamış olursunuz. Yani cevap dilekçesini 2 haftalık yasal sürede vermezseniz eliniz kolunuz bağlı hale gelecektir. Cevap dilekçenizi 2 haftalık yasal sürede vermediğiniz takdirde bilirkişi raporlarına itiraz dışında davada yapabileceğiniz hiçbir şey olmayacaktır. O nedenle cevap dilekçesini mutlaka 2 haftalık yasal sürede mahkemeye ibraz edin. Şimdi de zaman aşımı sürelerinden bahsetmek istiyorum. Kıdem tazminatında zaman aşımı süresi iş akdinin fesli tarihinden itibaren daha önce 10 yıl iken 25.10.2017 tarihinden itibaren 7036 sayılı iş mahkemeleri kanunu gereğince 5 yıl olmuştur. Dolayısıyla zaman aşımı süresi iş akdinin fesli tarihinden itibaren ileriye doğru 5 yıldır. Şayet davanızı iş akdinin fesli tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açmış iseniz kıdem tazminatının tamamını hak edebilirsiniz. Yıllık ücretli izin alacağında zaman aşımı süresi 25.10.2017 tarihinden itibaren yine 7036 sayılı iş mahkemeleri kanunu gereğince fesih tarihinden ileriye doğru 5 yıldır. Fesih tarihinden, iş akdinin fesih tarihinden ileriye doğru 5 yıl içerisinde davayı açtığınız takdirde izin alacağının tamamını hak edebilirsiniz. Burada süre hiç önemli değildir. Çünkü Yargıtay kararlarında isterse kullanılmayan izin süresi 25 yıl olsun gene hak edebilirsiniz. Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yeni ilke kararlarının 6. maddesiyle İşçinin çalışma süresi 5 yıl ve daha üzerinde ise o zaman mahkeme işçiyi duruşmaya davet edecek ve yıllık izin kullanıp kullanmadığı konusunda beyanını alacaktır. Bu zorunlu hale getirilmiştir. Şayet bu yapılmazsa sırf bu yüzden kararınız bozulabilir. Bu hususa da dikkat etmeniz gerekiyor. Gene Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yeni ilke kararlarının 7. maddesiyle de bir yenilik daha getirildi. Dendi ki 01.07.2012 ile İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 25.10.2017 arasındaki dönemde de yıllık izin ücretinin tabi olduğu zaman aşımı süresi 5 yıldır. Demek ki artık zaman aşımı süresi yıllık izinde fesih tarihinden ileriye doğru 5 yıldır. Yukarıda kıdem tazminatı zaman aşımından bahsederken ihbar tazminatının aynı süreye tabi olduğunu söylemeyi unutmuşum. Kıdem ve ihbar tazminatında iş akdinin fesih tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi söz konusudur. Fazla çalışma, ulusal bayram, hafta tatili, agi ve maaş alacağında bu sefer dava tarihinden geriye doğru 5 yıldan sonrası zaman aşımına uğrar. Öncekilerde ileriye doğru 5 yıldı zaman aşımı süresi. Burada ise yani fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil alacağı ve hafta tatili alacağı ile agi ve maaş alacaklarında dava tarihinden geriye doğru 5 yıldır zaman aşımı süresi. Yani dava tarihinden geriye doğru ancak 5 yıllık alacaklarınızı talep edebiliyorsunuz. Fazlasını talep edemiyorsunuz. Zaman aşımından sonra
sizlere Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin kapanmasından sonra 22. Hukuk Dairesi'nin üyelerinin 9. Hukuk Dairesi'nde görevlendirilmesi sonucunda iki dairenin 9. Hukuk Dairesi ile 22. Hukuk Dairesi'nin birleşmesiyle üyeler bir araya gelip daha önceki içtihat ayrılıklarının giderilmesi konusunda yeni ilke kararları aldılar. Bu ilke kararları 22. Hukuk Dairesi'nin daha önce verdiği kararlar, 7. Hukuk Dairesi'nin daha önce verdiği kararlar ve 9. Hukuk Dairesi'nin daha önce verdiği kararlar arasındaki çelişkileri gidermek için yapıldı. İlke kararlarından birisi şuydu. Fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram genel tatili ücreti tahakkuklarını içeren ancak işçinin imzasını taşımayan ücret bordrolarının aksi işçi tarafından tanık dahil her türlü delille ispatlanabilir. Bu açıkça ilke kararıyla kabul edildi. Demek ki tahakkuk bulunması halinde işçinin ücret bordrosunda imzası yoksa o takdirde işçi fazla çalıştığını tanıkla ispat edebilecektir. Bu durumda o mevcut olan ücret bordrolarında mevcut olan tahakkuklar hesaplamadan mahsup edilecektir. Bir diğer ilke kararı ise fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının ispatında salt husumetli tanık beyanlarına dayanılıp dayanılmayacağı konusundadır. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kapanmadan önceki içtihatlarında diyordu ki, istinaf mahkemeleri de aynı kararları veriyordu. Şayet fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili alacakları husumetli tanık beyanlarına dayanıyorsa, başka bir delil yoksa o takdirde mahkeme talepleri reddedecek deniyordu. Taleplerin reddine karar vermesi gerekiyor deniyordu. Ama bu ilke kararıyla, yeni ilke kararıyla bundan dönüldü ve dendi ki fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ve hafta tatili alacağında husumetli tanık beyanları bir takım yan delillerle ve tanık beyanlarıyla, davalı tanık beyanlarıyla uyuşuyorsa o zaman bu husumetli tanık beyanlarının da nazara alınması gerekiyor dendi. Dolayısıyla yan delil olarak tanık davalı tanık beyanlarıyla desteklenen veya iş ve iş yerinin özellikleri dikkate alınarak fazla çalışma veya diğer alacak kalemlerin ulusal bayram genel tatil ve hafta tatilinde çalışıldığı şeklindeki beyanlar göz önüne alınacaktır. Yani burada netice olarak şunu söylüyoruz. Salt husumetli tanık beyanları yan delille veya davalı delil davalı tanıkların beyanlarıyla desteklenmiş ise mahkeme bunları da nazara alacaktır deniyor. Aynı şey davacının annesi, babası, kızı, oğlu için de geçerli olacaktır. Bunların beyanları da yine dikkatli bir şekilde yan delille desteklenmiş ise mahkeme tarafından mutlaka nazara alınacaktır. Dördüncü videoda iş davaları ile ilgili açıklamalarıma devam edeceğim. Yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın.